Mersin ilinde Akdeniz ilçesine hayali seçmen taşıma ile ilgili bizim tespitlerimiz vardı. Bu tespitler üzerine Akdeniz ilçe seçim kurullarına biz itirazlarda bulunduk. Yaptığımız itirazların neticesinde bugüne kadar herhangi bir olumlu sonuç almadık. Çünkü bizim yaptığımız itirazlar neticesinde e, kolluk tarafından usulüne uygun takatlar yapılmamış. Hatta ve hatta bizim yaptığımız itirazlarla ilgili hiçbir şekilde takat e, yapılmadığını öğrendik. E, bizim dışımızda Akdeniz ilçesinde farklı siyasi partiler tarafından da e, yapılan itirazlar vardı. Diğer siyasi partiler tarafından yapılan itirazlar neticesinde e, emniyete kimi yazılar yazılmış ve bu yazılar neticesinde e, takatlar yapıldığı söyleniyor ama e, özellikle e, iktidar partisinin küçük ortağı tarafından yapılan bir itiraz var. Bu itiraz üzerine ilçe Seçim Kurulu emniyete yazı yazmış ve demiş ki ekli listede ismi bulunan kişiler bu adreslerde oturuyor mu oturmuyor mu tespitini yapın. Ama öyle bir tahkikat ki polis memurları kesinlikle masa başında oturmuşlar, masa başında tahkikat yapmışlar ve nasıl yapmış bu araştırmayı 692 kişiyle ilgili iki polis memuru bir gün içerisinde araştırma yapmış görünüyor. Buna hiç kimsenin hiç kimsenin buna inanmasını beklemeyelim. Bu dahi başlı başına polis tarafından yapılan taikatların hiçbir şekilde usulüne usulüne uygun olmadığını göstergesi. Görünen o ki sadece biz. Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü'nün seçmen kaydını bir şekilde taşıdığını tespit etmemişiz. Milliyetçi Hareket Partisi de biz de aynı tespiti yapmış. 16 Ocak tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmış ve ekte bir liste sunmuş. Bu listede Ebu Bekir Fil ve ailesinin de ismi var. Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü'nün kendisinin ve ailesinin seçmen kaydını usulsüz bir şekilde Akdeniz'e taşıdığını tespit etmiş ve bundan kaynaklı seçmen kaydının düzeltilmesini talep etmiş. Ama ne olmuş? Tabii ki Ebu Fil'in emrinde olan ve evrak üzerinde masa başında takat yapan o iki polis memuru Ebu Bekir Fil ve ailesinin Steler Mahallesi'nde oturduğuna dair bir cevap yazmışlar seçim kuruluna. Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebu Bekir Fil ve ailesinin hayale seçmen olduğunu ifade etmiştik. Seçmen kayıtlarının usulsüz olduğunu ifade etmiştik. Milliyetçi Hareket Partisi de biz de aynı şeyi düşünüyor. Ve bu konuda Ebu Bekir Fil'in ve ailesinin seçmen kayıtlarını usulsüz bir şekilde Akdeniz ilçesine taşıdığını ifade ediyor, dile getiriyor ve bu konuda Akdeniz İlçe seçim kuruluna Milliyetçi Hareket Partisi resmi başvuruda bulunmuş. Geçtiğimiz günlerde e, AKP'nin Mersin Milletvekili Ali Kıratlı mecliste bir konuşma yaptı. Dem Parti'nin Mersin'in farklı ilçelerinden Akdeniz ilçesine 5.500 seçmen taşıdığını iddia etti ve buna dair de seçim kuruna itirazda bulunduklarını ifade etti. İşte biz o zaman şunu söylemiştik demiştik ki Ali Kıratlı mecliste milyonların gözü önünde milyonlara yalan söylüyor. İşte bu da Ali Kıratlı'nın söylediği yalanın belgesi. AKP 17 Ocak'ta seçim kuruluna başvuru yapmış. Seçim kuruluna başvuru yaparken 191 kişinin seçmen kaydının usulsüz olduğunu ve seçmen kayıtlarının düzeltilmesini talep etmiş. Şimdi bir yanda AKP ilçe örgütünün vermiş olduğu resmi dilekçe, bir yandan da Ali Kıratlı'nın milyonların gözü önünde söylediği yalan. Biz daha önce ifade ettik, dedik ki ya 5500 seçmene dair iddianı ispat et ya da çık halktan özür dile ve istifa et.